Selamlar gençler. Ben SML hocanız. SML Hocam Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bugünkü konumuz 3. haftadayız ve bugünkü konumuz bölme arkadaşlar. Bölme konusunu işleyeceğiz birlikte. Yine iki videodan oluşacak. Bölme 1, bölme 2 şeklinde. Bundan bir önceki konumuz faktöriyeldi. Faktöriyel 1, faktöriyel video, faktöriyel 2 videolarını izlediysen bölme 1 ve bölme 2 de hemen bunun arkasından gelen video olacak ve bundan sonra da bölünebilme kurallarını işleyeceğiz sevgili gençler. Yine hem bölmede hem de bölünebilmede, özellikle bölünebilmede çok pratik yollar seni bekliyor. Videoları kaçırmamanı tavsiye ediyorum. Şimdi matematiğin ilacı ve kendi belirlediğin kaynaktan sorularını çözmeyi umarım unutmamışsındır. Bu sorular seni zirveye taşıyacak. Bu soruları çözdükten sonra, çünkü sen acil matematik TYT Soru Bankası'ndan verdiğim ödevlendirdiğim kısımları yapacaksın. Ve daha sonrasında kendini dolu hissedeceksin. Buna inan, kendini dolu hissedeceksin. En önemli, işin en can alıcı kısmı burası. Eğer o verdiğim ödevleri eksiksiz bir şekilde yaparsan, bu videoları eksiksiz bir biçimde izlersen, çözümlersen, özümsersen içinde, emin ol başaracaksın. Bundan hiç şüphen olmasın. Diyelim ve bölme. Şimdi nedir bu bölme dediğimiz şey? İlkokuldan beri bildiğimiz basit bölme işlemi mi? Hayır tabii ki. Yani tabii ki işin içinde bölme denilince ilkokulda öğrendiğimiz bölme var. Ama tabii ki bunu çeşitli özelliklerle harmanlayacağız ve karşına hangi sorular çıkabilir? Seni hangi kısımlar zorlayabilir? Bunları inceleyeceğiz. Hangi kısımlarda zorlanabilirsin? Bunları inceleyeceğiz. Gelin hep beraber bakalım isterseniz. İlk kısımda tanımımızla başlayacağız. A, B, C, D birer doğal sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere. A'yı ben B'ye böldüğüm takdirde C bölümünü ve D kalanını elde ederim diyeceğim. Dolayısıyla sevgili gençler, ben burada bunlara ne diyeceğim? A'ya bölünen diyeceğiz arkadaşlar. Bunları sen de not alabilirsin. A'ya bölünen diyeceğiz. B'ye sevgili gençler bölen diyeceğiz. C'ye bölüm ve tabii ki D'ye de ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalan diyeceğiz. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. 4 tane değişkenimiz olacak bizim ve bu 4 tane sayımız, 4 tane değişkenimizle alakalı bazı özelliklerimiz var. Mesela ben bölüneni, yani a'yı nasıl elde edebilirim? Bu her yerde geçerlidir. Polinom bölmesinde de karşına çıkacak. O yüzden dikkatli ol, iyi öğren. Bölenin çarpımını üzerine, eğer kalanı ekliyorsam ben A'yı elde ederim. Yani burada B ile C'yi çarpıp üzerine D'yi eklediğim zaman kalan, yani A karşıma çıkar sevgili gençler. Ve şunu da unutmayın. D dediğimiz, yani kalan, her zaman sıfırdan büyük veya eşittir. Bakın, negatif olamaz kalan. Sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. Ve B dediğimiz bölen de arkadaşlar daima kalandan daha büyüktür. Yani buradaki B, D'den daima daha büyük olmak zorunda. Eğer eşit olursa bölmeye devam ederdik. Eğer büyük olsaydı bölmeye devam ederdik. Dolayısıyla sadece, ama sadece ne olmak zorundaymış arkadaşlar? Büyük olmak zorundaymış bölen kalandan. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Buna biz bölüm özdeşliği diyoruz sevgili gençler. Yani şuradakinin Türkçe meali diyebilirsin sen bunu. Şimdi alttaki sorumuza bakalım. 234 23'e bölünmüş bölüm kalan verilmiş, yandaki bölme işlemine göre bölümle kalanın toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi bölümle kalanın toplamı sorulmuş arkadaşlar. Biz 234'ü 23'e böleceğiz. Bakın, bunu da bölerken sadece, ama sadece bölme yaparken dikkat etmeniz gereken hususları bildirmek üzere konulmuş bir soru. 2'nin içerisinde 23 yok. 23'ün içerisinde 23 bir defa, bir kere 23. 23 çıkardım. 0 ve 4'ü aşağı indirdim. 4. Şimdi 4'ün içerisinde 23 yok diye bırakmayacaksın. 4'ün içerisinde 23 indirdiğin halde 4'ün içerisinde 23 yoksa buraya bir 0 eklemek zorundasın. Ve dolayısıyla artık kalanın, bu bölümün bu olur. Bunların toplamı sorulmuş. 10 artı 4'ten cevap nedir arkadaşlar? 14'tür. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir diyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. 3. sayfamızda. 3. sayfa için sağ üst tarafa geçiyoruz. A, B, C, D 4 basamaklı sayısı 19 sayısına bölünüyor. Kalanın alabileceği değerlerin toplamı. Şimdi ben bu A, B, C, D 4 basamaklı sayısını eğer 19'a bölüyorsam ve bana şu soruluyorsa, kalanın alabileceği değerler toplamı, yani şu kısmın soru işaretinin alabileceği değerlerin toplamı soruluyorsa arkadaşlar, biz burada ne diyecektik? Soru işareti
daima 19'dan daha küçük olmak zorunda ve bu soru işareti sıfırdan da büyük veya eşit olmak zorunda demiştik. Şimdi o zaman soru işaretini alabileceği en büyük değer 18 ise demek ki benim yapmam gereken olay şu: sıfır saymama gerek yok. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 en son 17 artı 18 diyeceğim. Bunların toplamı sorulmuş ki ben bunun ardışık sayıların toplamı formülünden, yani 1'den ne kadar olan sayıların toplamında n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 18 çarpı 19 bölü 2 diyeceğim. 2 ile 18'i sadeleştirdim, 9 yaptı. 9 kere 19 da 90 artı 81'den 171 yapar sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğidir diyebiliriz böylelikle. Şimdi altta bir hatırlatma var. Bu hatırlatmaya göre diyor ki bakın, A'yı B'ye böldüm, bölüm C, kalan D ise diyor. Eğer D sıfırsa A direkt B kere C'dir. Doğal değil mi? Yani sen normalde buraya artı D diyordun. D sıfırsa zaten burasını görmezden gideceksin. A eşittir B çarpı C'dir. Ki buna göre kalan sıfırsa zaten şunu da söyleyebiliriz. Kalan sıfırsa arkadaşlar A'ya B'nin katıdır denir. A'ya B'nin katı, yani A B'nin katı ya da B A'yı tam böler de diyebiliriz. Tamam? Kısaca B A'yı tam böler diyerek biz bunu ifade edebiliriz. Tam bölünmelerde kalan daima sıfıra eşittir. Zaten üstteki söylediğimizin farklı bir versiyonu. Tam bölümlerde kalan sıfıra daima eşittir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi geçelim 4'e. 4. sayfamıza. A, B ve C farklı rakamlar olmak üzere A, B, C 3 basamaklı sayısı, A, B 2 basamaklı sayısına tam olarak bölünebildiğine göre A, B, C sayısının en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı nedir? Şimdi bak, diyor ki A, B, C 3 basamaklı sayısı diyor. A, B sayısına tam bölünüyor diyor. Tam bölünüyorsa sevgili gençler kalanın sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi burada AB'nin içerisinde AB bir defa var. AB'yi ben buraya yazdım, çıkardım. Burası sıfır oldu. Şimdi C'yi aşağı indirdim. Burası 10 oldu. C'nin içerisinde AB iki basamaklı sayısının olmadığından eminim. C'yi aşağı indirdim. C'nin içerisinde AB olmadı. Şimdi bir sıfır ekledim ve kalan ne olmuş olacak? Burası kalan şimdi. Kalan sıfırmış. Demek ki o zaman C mutlaka sıfır olmalı. Bir kere sen tüm bunların yanı sıra basamak analizi öğrendin. Sen bunu şu şekilde de yazabilirsin. AB 0 artı C'dir bu hocam. Burası 10 tane AB'dir. Artı bir tane de C'dir. Tam bölünmesi için C'nin ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani ekstradan yanında çarpanlara ayırdığımız zaman ekstra yan tarafta bir şey kalmaması lazım. Şimdi doğal olarak demek ki ABC sayısı aslında AB 0'mış. AB 0. Peki şimdi burada A ile A, B ve C hakkında C hakkında kesin bir hükmümüz var ama A ile B hakkında kesin bir hükmümüz yok. Bunlar her türlü rakam olabilir. Sıfır haricinde rakamlar farklı diyor. Sıfır haricinde birden 9'a kadar olan rakamlar olabilir. Şimdi bize diyor ki ABC sayısının en büyük değeriyle en küçük değerini topla. ABC sayısının en büyük değeri sevgili gençler 980'dir. 98 yazarım. Birine 9, birine 8 veririm. Sırf sayı büyük olsun diye. Peki ABC sayısının en küçük değerini bulmak için ne yapacağım? İlla ki 1'i yazacağım yüzler basamağına. Birler, hocam onlar basamağına ne yazacağız? Sıfırı kullandık, biri kullandık. Mecburen 2'yi yazacağız. Bu ikisinin toplamı bize cevabı verecek. 980 ile 120'nin toplamı 1100 yapar arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı 1100'ümüş diyeceğiz. En büyük ve en küçük değerlerinin toplamı 1100'dür sevgili gençler. Cevapladığınızdır diyebiliriz. Şimdi hatırlatmamıza bakalım. Diyor ki A'yı B'ye böldün, C bölümünü buldun, D kalanını buldun. Bu bölme işleminde A eksi D ve A artı B eksi D sayıları B sayısına tam bölünür. Bölünenden kalan çıkarılır veya bölünene bölen ve kalanın farkı eklenirse elde edilen sayı yeni sayının katı olur. Mesela 37 sayısını ben 5'e böldüğüm zaman 7 defa vardır. 35, yani 5 kere 7 35'tir, çıkardığım takdirde de 2 kalır. Şimdi adam bize diyor ki bak A eksi D, yani şundan şunu çıkar diyor. Bak 37'den 2'yi çıkar, 35. 35 diyor, 5'e tam bölünür. Gerçekten bölünür mü? Tam bölünür mü? Niye? Zaten kalanı çıkarıyoruz. Yani o ekstra bize karışıklık yaratan sayıyı çıkarmış oluyoruz zaten işin içerisinde. 35'i 5'e böldük. 7 bölümüne ve 0 kalanına rast geldik. Şimdi 0 kalanı varsa tam bölünür diyebiliriz. Bunda hemfikiriz. Bir de diyor ki o B ile D'nin farkı var ya, bak şimdi. B ile D şunlar değil mi? 5 ile 2'nin farkı ne? 3. İşte o 3'ü diyor, 3'ü şuna eklersen diyor ki 37'ye 3 eklersek 40 yapar. O zaman da 5'e tam bölünür diyor.
8 defa var, 40 çıkar 0. Yani sen soruların içerisinde bunları kullanabilirsin. İhtiyacın olabilir ki olacak. Soruların içerisinde bunları kullanacaksın diyor. Bize basit ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını soruların içerisinde kullanacağız. Evireceğiz, çevireceğiz, cevabı bulacağız. Anlaştık mı? Şimdi geçiyoruz arkadaşlar 5. sayfamıza. Bir diğer yapraktayız artık. 5. sayfamız. İlk sorumuz 2018 sayısından büyük 26 sayısına bölünebilen en küçük sayının rakamlarının toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi 2018 sayısından büyük olacak bizim 26'ya bölünebilen sayımız ve en küçük sayıyı soruyor. Yani 2018'den sonraki 26'nın ilk katı olan sayıyı bulmamız lazım bizim. Peki bulalım. Şimdi 2018'i ben kaça böleceğim? 26'ya böleceğim. Peki 2'nin içinde yok. 20'nin içinde yok. 201'in içinde arayacağım. 201'in içerisinde 26 sevgili gençler kaç defa vardır? Mesela 8 defa desek 160 artı 48'den olmaz. Demek ki 7 defa varmış. 7 kere 26 kaç yapar? 140 artı 42'den 182 yapar. Hadi gelin bunu çıkaralım. Şimdi 201'den 182'yi çıkardığımız zaman 19 yapacaktır. 8'i de aşağı indirdim. Gene 198'in içerisinde de 26 7 defa var. 7 kere 26 gene 182 yapacak ve burayı çıkaracağım 16 yapacak. Şimdi kalanımız neymiş? 16. Demek ki arkadaşlar bu 2018 dediğimiz sayıdan bir önceki 26'nın katı 2002'ymiş. Üstüne bir de 16 eklemişiz. Şimdi şu kaç yaptı zaten? 2018 yaptı. Peki arkadaşlar bu 2018 yaptı. Ben 2018'den sonraki 26'nın katını bulmak için ben şunun yanına ne eklersem şurası da 26'nın katı olur diye düşünmem lazım. Kaç eklersem 10 eklersem. O zaman ben 2018'e de 10 eklerim arkadaşlar. Böylelikle 2028 dediğimiz sayı 26'nın tam katı olur. Hem de 2018'den sonraki 26'nın ilk tam katı olur sevgili gençler. E diyor ki bunun rakamlarını topla. Yani 2 artı 0 artı 2 artı 8 yap diyor. Cevap ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Yani cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Umarım işlem hatası yapmamışızdır. Şimdi bir hatırlatma daha. Bu bölme işleminde eğer diyor DC'den küçükse B ile C aralarında yer değiştirebilir. Allah Allah. Kalan bölümden küçükse bölenle bölüm yer değiştirebilir diyoruz. Peki bu ne manaya geliyor? Bakın şimdi. Az önce verdiğimiz örnek güzel bir örnekmiş. İşe yarıyor. 37'yi 5'e böldük. 37'yi 5'e böldüğümüzde burası 7 olur, burası 35 olur. Kalanımız ne olur arkadaşlar? 2. Bakın şimdi. Normal şartlar altında 5 2'den büyük olması gerekiyordu ki büyük zaten. Eğer ki diyor bir de buradaki 7 2'den daha büyükse ki büyük mü büyük. O halde diyor sen şunların yerini değiştirsen de kalan değişmez. Yani 37'yi 7'ye bölersen burası 5 olur, burası gene 35, burası gene 2 olur diyor. Yani bölenle bölümün yer değiştirebilmesi için, sonucu etkilemeden, kalanı etkilemeden yer değiştirebilmesi için senin bölümünün de kalanından daha büyük olması gerekiyor. İşte buradaki hatırlatmaya bir yıldız atabilirsin. Çünkü bunun da sorularıyla karşılaşıyorsun. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nda da, matematiğin ilacında da bu sorulara rastlayacaksın. Şimdi geçtim 6. sayfama. 6. sayfada diyor ki bize 678 bunu diyor bir sayıya bölmüşüz. Burası 9, burası kalan olmuş diyor. Yandaki bölme işleminde kalan 9'dan küçük olduğuna göre kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? 678 eğer ki diyor bak kalan 9'dan küçükse o zaman ben bunları yer değiştiremiyor muydum arkadaşlar? Değiştiriyordum. Ben bunu 9'u buraya yazarsam kalan gene aynı olacak. Hiçbir şekilde değişmeyecek diyoruz. O halde şöyle diyebilir miyiz? Normalde bölünebilme kuralı işlemiş olsaydık 6 artı 7 artı 8'den 21 deyip 21'in 9'da bölümünden kalan 3 cevap olacaktı. Ama biz normal bölelim. 678'i 9'a böldüğümüz takdirde burada 7 defa var. 7 kere 9 63. 63 67'den çıkarırsak 4. 48 48'in içerisinde 5 defa var. 5 kere 9 45. 48'den 45'i çıkarırsak kalanımız 3 olur sevgili gençler. İşte bunu bu şekilde harmanlayıp sorulabilir. Normal şartlar altında biz bu özelliği bilmesek, bu özelliği kullanmayı bilmesek deriz ki bu soru bize bölümü vermiş, kalanla ne alakası var deyip geçiştirebilirdik ya da yanlış soruda diyebilirdik ama böyle bir özelliğe sahibiz artık. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz soruların çözümlerini de yapmayı sana bırakıyorum.
876'yı soru işaretine bölmüş. Burası 8 olmuş, burası gene soru işareti olmuş. Yandaki bölme işleminde kalanla bölenin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Kalan ile bölenin toplamı. Şimdi bölen şurası, kalan da burası. Bu ikisinin toplamı soruluyor bize. Pekala, şöyle diyelim. 876 sayısını ben bir şeye böldüğüm zaman 8 çıkacakmış. Peki ben 876'yı 8'e bölsem mesela. Bir defa var 800 yaptı. 9 defa var 72 yaptı. Ne oldu? Burası 190, kalanda 4 mü oldu? Uzun uzadıya bölme işlemini, senden o performansı bekliyorum. Tamam. 190'a burası da 4 yaptı. Kalanımız da 4'müş. Peki sevgili gençler, bakın burada ben bunu 8'e böldüğüm takdirde hem 8 4'ten büyük hem de 194'ten büyük. Demek ki arkadaşlar ben bunu şu şekilde de yazabilecekmişim bakın. 190'a böldüğüm takdirde burası 8. Bu yanlış mı yaptık bakalım. Yanlış yapmış olabilirim. Bayağı yanlış yapmışım ya. Harbiden çok yanlış yapmışım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Düzeltiyorum hemen. 190 olur mu ya? 8 kere 190 kaç yapar? İsmail. 8'e böldük. Burası 100. Daha sonrasında 7'yi indirdim. 109 yapar. Heh, şimdi oldu. Burası da kaç yapıyordu? Yani 4 yapıyor. Onda sıkıntı yok. 190 yazmışım sadece. Şimdi 8 4'ten büyük. 109 da 4'ten büyük olduğuna göre burası 109 olacak. Burası 8 olacak. Burası da 4 olacak. Ben bunu bu şekilde de yazabilirim. Madem öyle, 109 ve 4 şuradaki soru işaretlerine tekabül etmez mi? Toplamları da 113 yapar sevgili gençler. Kusura bakmayın. Peki 7. sayfamıza geçelim öyleyse. 7. sayfamızda iki tane sorumuz var. Bir çözelim güzelce. A pozitif tam sayısı. B sayısının 4 katı. B sayısı da C sayısının 6 katı. Bak şimdi A eşittir B'nin 4 katıymış arkadaşlar. B sayısı da bu C'nin 6 katıymış. 6 C diyebiliriz o da, o halde değil mi? Peki A sayısı C sayısının kaç katıdır? Gayet basit. Hemen diyeceksin ki hocam bu B'yi alıp şuradaki B'nin yerine yazarım. Böylelikle 4 çarpı B neydi? 6C. 6C derim. Bu da kaç yapar? 24C. Demek ki A sayısı C'nin 24 katıdır diyebiliriz. Cevap da böylelikle Denizli seçeneği olur. Arkadaşlar sorular kolay diye sakın ama sakın izlemeyi bırakmayın. İleride zor sorular da var. Ama bu kolay sorular o zincirleri, hani en baştaki derste anlatmıştım ya, zincirler vardı. Bağlaya bağlaya gidecektin. Bağlaya bağlaya gidecektin. İşte bu sorular olmasa o zincirleri birbirine bağlayan o klipsler olmaz arkadaşlar. Tamam. Sen şunu yapabilirsin sene boyunca. Mezunsundur. Anlarım. 12. sınıfsındır. 9 ve 10 konularına çok hakimsindir. Anlarım. Ve birden soru bankası çözmeye başlayabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şuna adım kadar eminim. Ben hazırım diyen öğrencinin bile herhangi bir konu anlatımı dinlerken, bakın herhangi bir konu anlatımı demeyeyim de, eğer benim gibi bir iddiası varsa hocanın, bu dersleri dinlerken "Aa harbiden lan, ben bunu hiç görmedim ha, ilk defa bir şey öğrendim" dersiniz arkadaşlar. Tamam, mutlaka dersiniz. O yüzden sizden ricam, aynı benim bir öğrencim vardı. 16. oldu, Türkiye 16.'sı. Okul puanı eklendikten sonra sanırım 32'ye kadar gerilemişti. Türkiye 32.'si oldu sayısalda. Pardon, özür dilerim, eşit ağırlıkta. Böyle YGS ve LYS sistemi vardı o zamanlar. YGS'den çıkmış. YGS'de zaten 600 küsürüncü olmuştur. LYS'den sonra 32. oldu. Herkes YGS'den sonra "aman çok iyi yaptım zaten, bırakayım" ya da "aman çok kötü yaptım zaten, LYS'de zaten başaramam, seneye hazırlanayım" derken, o çocuk benim anlattığım, bakın YGS'ye girmişsiniz çıkmışsınız, mat 1 ile bir işiniz kalmamış, artık LYS'de full mat 2 çıkacak, ama ben mat 1 konu tekrarı yaparken bile oturur o küçük küçük kağıtlara, defterlere notlarını alırdı. Derdim ki "oğlum Mehmet, sen niye not tutuyorsun?" Çocuk derdi ki "hocam belki yeni bir şey öğreneceğim." İşte bu çocuk bu şekilde arkadaşlar Türkiye 32.'si olduysa olmuştur. Ne kadar basit soruymuş deyip küçümseme. Belki o basit gördüğün, dışarıdan basit gördüğün sorunun içerisinde bile öğrenmen gereken derya deniz şeyler vardır. O yüzden arkadaşım, sen de alacaksın eline kağıdı kalemi. Kolaymış, zormuş dinlemeden ben ne anlatıyorsam onu dinleyeceksin. Ben neyi diyorsam onu çözeceksin. Ben hangi ödevi veriyorsam onu yapacaksın. Zaten ben sana söz vermedim mi? 31 Aralık'tan sonraki denemelerinde en az 20 net. Şu konu anlatımını ve ödevleri yapan herkes en az 20 net yapacak. 35 yapmışsındır ama ben diyorum ki en az 20 net yapacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar 30 yapan full'e yakın yapacak. 35 yapan neredeyse fulleyecek. Artık bu sana kalmış. Senin
benim dediklerimi yapıp yapmamana kalmış. Ödevleri yapıyorsan, videoları izliyorsan, diğer verdiğim ödevleri yapıyorsan, sonra beraber bir de deneme çözüyorsan, bir de benim senin için arada çektiğim x harf videolar olacak, zor soru çözümleri olacak, bunları da yapıyorsan, sen zaten hani benim iddia etmeme gerek kalmıyor. Arkadaşım sen en az 20 net yapacaksın diye iddia etmeme gerek bile kalmıyor. Sen zaten yaparsın. Tamam? Bunları unutma. Şimdi geçtik. Bir sonraki sorumuz. Çok uzun konuştum yani. ABC pozitif tam sayıları göstermek üzere. A sayısı B'nin 3 katı. A sayısı B'nin 3 katı. C'nin de 4 katı. Aynı zamanda A sayısı C'nin de 4 katıymış. Pardon, özür dilerim. B sayısı C'nin 4 katıymış. O zaman hemen düzelteyim. Hop, B sayısı eşittir C'nin 4 katı. A artı B'yi 8C'ye böl demiş. Şimdi hepsini C cinsinden yazalım mı? Güzel olur. Şöyle diyelim. Ben şurada gördüğüm B'yi yine burada yerine yazarsam bakın 3 çarpı 4C ne yapar? 12C yapar. Şimdi A sayısı 12C'ymiş. Yazıyorum bakın 12C artı B kaçtı? 4C'ydi. Böyle aşağıda ne var? 8C var. Üst taraf ne yaptı? 16C. Alt taraf ne yaptı? 8C. 10C'ler gitti. 16'yı 8'e böl. Cevap 2'dir diyebiliriz. Yani cevabımız Adana seçeneğiymiş dedik sevgili gençler. Geçtik 8. sayfamıza. Bu da bu videonun son sayfası olacak arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 3 ve 4'tür. Buna göre 4 artı 5B toplamının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bakın burada size güzel bir anekdot da bulunacağım. Arkadaşlar şu cümleyi unutmayın. Büyük sayılarla uğraşmak yerine bu bölünebilmede o büyük sayıların belirli bir sayıya bölümlerinden kalanlarıyla işlem yapmak daha basittir. Bu ne demek? Mesela A ve B sayılarının pozitif tam sayılarının 7 ile bölümlerinden kalanlar 3 ve 4'müş ya. Hemen diyorsun ki 7 ile bölünebilen 7 ile bölündüğünde 3 kalanını veren bir sayı söyle kendine. 3. 7 ile bölündüğünde 4 kalanını veren bir sayı söyle kendine. 4. Yani sen buraya 10 da yazabilirdin. Buraya 11 de yazabilirdin. Ama büyük sayılarla uğraşmak istemiyoruz. Dolayısıyla 3 ve 4 yazdım. Hatta bu A'dır, bu da B'dir. Bakın A ve B'dir demiş ya, kalanlar 3 ve 4'tür. Yani A ve B sayıları. O zaman ben bunu A olarak seçerim. Bunu da B olarak seçerim. Sıkıntı yok. 4 çarpı A demiş. O zaman ben 4 ile 3'ü çarparım. 5 çarpı 4 demiş. O zaman ben 5 ile 4'ü çarparım. 5 çarpı B demiş. Burası kaç? 12. Burası kaç? 20. 20 ile 12'yi topla bakayım kaç yapar? 32. Şimdi 32'nin 7 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 32'yi 7'ye böldüğün takdirde 4 defa vardır. 28 kalan da 4 olur. Cevabı da 4'tür diyebilirsin. Gönül rahat değil. Demek ki ben büyük sayılar yerine onların bir şeye bölündükten sonra kalanların o sayılar olarak kabul edebiliyormuşum. Yani sen burada direkt A'yı 3, B'yi 4 olarak kabul edebilirsin diyorum ben sana. Anlaştık mı? Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Bu videonun son sorusuna. AB iki basamaklı sayısının 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi AB'yi adam 7'ye bölmüş. Kalan da 1 demiş. AB sayısının her rakamının sayı değeri 3 artırılırsa bulunan yeni sayının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Bak şimdi sayı basamaklarında, basamak analizinde bunu fazlasıyla yaptık. Ben şunu 3 arttıracağım, bunu da 3 arttıracağım demek ne demek arkadaşlar? Aslında bunu 3 arttırırken bunu 30 arttırmak demek. Basamak değerini 30 arttırmak demek. 3 artı 30 kaç yapar? 33. Demek ki artık ben AB sayısını üzerine 33 eklemiş. Peki kalanlar üzerinden işlem yaparız dedik ya. AB'nin 7 ile bölümünden kalan kaçtı? 1'di. Artı 33'ün 7 ile bölümünden kalan, 32'nin 4 ise bununki de 5'tir. O zaman kalanları toplayalım. AB artı 33'ün, AB artı 33'ün 7 ile bölümünden kalan da 5 artı 1'dir. Yani 6'dır diyebiliriz sevgili gençler. Gördüğünüz üzere bölme konusunda gayet ama gayet fazla şey davranabiliyorsun. Nedir onun ismi? Geniş davranabiliyorsun. Rahat davranabiliyorsun. Çünkü çalışabileceğin alan çok fazla. Yani modüler aritmetik keşke müfredattan kaldırılmasaydı da biraz işleseydik seninle. Modüler aritmetik işleyen öğrenciler, eğer varsa aramızda modüler aritmetik işleyen öğrenciler bu konuları gözleri kapalı yapıyorlardır diyebilirim sana. Evet, bu videonun sonuna geldik. Şimdi git bir 10 dakika dinlen bakayım. 10-15 dakika dinlen. Ben de sana ikinci videoyu hazırlayayım. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.